أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli hoca kardeşlerim, bugünkü toplantıda bir konuyu konuşma ihtiyacı hissettik. O konu hakkında size bazı bilgiler vereceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Qu enfusekum ve ehlikum nara. Allah Teala buyuruyor. Kendinizi ve ehlinizi, yani ailenizi cehennem ateşinden koruyunuz. Allah Teala bu ayet-i kerimeyle bizlere koruma, kollama, gözetme görevi, vazifesi veriyor. Dolayısıyla bizim yeryüzündeki Müslümanlardan biri olarak veya hepimiz camia olarak korumamız, kollamamız gereken şeyler var. Bunların başında tabii ki dinimiz gelir. Yani hepimiz, her bir Müslüman dinini korumak, muhafaza etmek zorundadır. Onu koruduğun sürece zaten dünyadaki varlığı bir şey ifade etmiş oluyor. Bununla birlikte yine Mevla Teala ümmetin korunmasını da her bir Müslümana vazife olarak vermiş oluyor. Yani her bir Müslüman ümmeti Muhammed'in korunması, kullanması nerede olursa olsun, dünyanın neresinde bulunursa bulunsun, onu koruyup kollama vazifesini üstlenen kişidir. Yine bununla birlikte yaşadığımız ülkeyi, vatanımızı da korumalıyız. Çünkü vatanı korumak, insanın birinci derecede kendisini, yani canını koruması, malını koruması, ırzını koruması, neslini korumasıdır. Çünkü kafirlerin postalları altında böyle bir korunmuşluk ortadan kalkmış olur ki Allah muhafaza eylesin. Yine camiamızın büyüklerinden Kemal Efendi'nin bir sözü var, bir duası var. Der ki, ya Rabbi bizi küffarın insafına bırakma. Onun için vatanımızı koruyup muhafaza etmeliyiz. İşte biz bu dini hizmet yolunda Efendi Hazretlerinden, Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerinden görmüş olduğumuz şudur. Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri bizim önümüzdeki çalışma yolunu açmıştır. Ve bu yolu takva ile, samimiyetle taşlarını döşemiş, bizi de o yolda, biz de o yolda yürüyerek, onun yolunda yürüyüp dine en güzel hizmeti yapacağımıza inanıyoruz. Çünkü o hayatının her dönemini dinine hizmetle geçirdi ve bu hususta çalıştık. Hep samimiyetle. Hiçbir zaman samimiyetsizliğe düşmedi. Hayatının bütününde samimiyet vardır. Ve Allah'ın rızasını kazanma isteği, arzusu vardır. Dolayısıyla bizim de camianın fertleri olarak, özellikle de hocaları olarak bu samimiyeti koruyup kollamamız ve Efendi Hazretlerinin bu çizgisini devam ettirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Ben yaklaşık 40 senedir İsmailağa'dayım. Efendi Hazretleri'nin gerek Nişanca Camisi'nde, gerek Şeyh Sultan Selim Camisi'nde yapmış olduğu pazar sohbetleri, yine İsmail Ağa Camii Şerifi içerisinde, ikindi namazından sonra yapmış olduğu sohbetler, hepsine şahitmiş. Efendi Hazretleri pazar sohbetlerinde okunan Aşr-ı Şerife mana verirdi. Ve Efendi Hazretleri'nin kürsüsünün yanında, Ruhul Beyan tefsiri elinde bir hoca efendi hazır bulunurdu. Efendi Hazretleri bazı ayetleri tefsirde ne diyor Ruhul Beyan'da? Oku derdi, kardeşimiz okurdu. Efendi Hazretleri oradan mana verirdi, anlatırdı. Tefsirde geçen Kâle Rasûlullah ifadelerin, yani hadis olarak geçen ifadeleri hep hadis olarak bize naklederdi. Biz de bu şekilde yıllarca Efendi Hazretleri'ni böyle pazar sohbetlerini ve cami içerisindeki sohbetleri dinledik. Hakeza Mektubat-ı Rabbani'den mektuplar okunduğunda onun içerisinde geçen hadis-i şerifleri de bize hadis olarak naklederdi. Aynı şekilde Risale-i Kutsiye'de de böyleydi. Yani biz yaşadığımız süre içerisinde, Efendi Hazretleri'nin yanında bulunduğumuz yaklaşık 40 yıllık süre içerisinde Efendi Hazretleri'nden gördüğümüz sadece budur. Bunları gördük Efendi Hazretleri. Ve yine gördük, müşahede ettik ki belli bir dönemde Efendi Hazretleri tefsir çalışması başlattı. Ruhul Furkan diye şu anda piyasada olan
o tefsirin çalışmasını başlattığı günü dün gibi hatırlıyoruz biz. Çünkü çalışma başlatıldığında biz buradaydık. O çalışma Efendi Hazretleri'nin tespit ettiği bir grup ile başladı. Daha sonraki dönemlerde tamamen ağırlık yine yardımcı hocalarla birlikte Cübbeli Hoca'ya geçti. Efendi Hazretleri, Cübbeli Hoca'nın o çalışmalarını o grupla beraber Efendi Hazretleri'ne okunur, Efendi Hazretleri'nin tasdikiyle birlikte kitap basılırdı. Bu şekilde tefsir çalışması yıllarca yapıldı Efendi Hazretleri'nin sağlığı iyi olduğu dönemde. Ve oradan da biliyoruz ki Efendi Hazretleri Cübbeli Ahmet Hoca'ya bu tefsir çalışması konusunda gerçekten itimat etmekteydi. Onun o çalışmasına gerçekten önem atfediyordu ve itimat ediyordu. Ve siz de bunu anlayabilirsiniz. Yani benim beyanımdan dolayı değil, siz de anlayabilirsiniz ki Efendi Hazretleri Cübbeli Hoca'nın tefsir çalışmasına önem verdiğini, itimat ettiğini anlayabilirsiniz. Malumunuz olduğu üzere Cübbeli Hoca belli dönemlerde 3 yıla yakın bir zaman hapiste kaldı. O dönemlerde tefsir çalışması hiç yapılmadı. Yani hiç tefsir adına çalışma yapılmadı. Belki daha önceden elde olanlar gözden geçirildi. Ama yeni bir şey eklenmedi. Bunun anlamı şudur. Efendi Hazretleri Cübbeli Hoca'ya tefsir çalışması konusunda gerçekten itimat etmekteydi. Biz buna şahidiz. Ve bunu görüyoruz. Görmüştük. Dolayısıyla özellikle Ruhul Furkan tefsiri hakkında, oradaki zikredilen hadisler hakkında ağır ifadelerin söylenmesi, yazılması, görsel olarak, yazılı olarak piyasaya sunulması gerçekten camia olarak Efendi Hazretleri'nin çizgisini takip eden kişiler olarak bizleri üzmektedir. Bunlar doğru şeyler değildir. Bunlardan kesinlikle derhal vazgeçilsin. Tüm bunların yanında şunu da ilave etmek isterim. İnsan oğlu hatadan beri değildir. İnsansa mutlaka hata eder, etmez diye bir şey yok. Yapar insanoğlu hata. Evvelün nasin der Allah. İnsanların ilki, ilk unutandır. Adem Aleyhisselam. Yasak meyve meşelesinin kıssasını hepiniz bilirsiniz. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam peygamber. Şu halde bizler de insanlar olarak mutlaka hata yaparız. Yapmayız diye bir şey yok. Ama hata usulüne uygun olarak kişiye söylenir. Gelinir, eğer hata ilmi bir hata ise ilim meclisi toplanır. Orada bu konu tartışılır. Orada dile getirilir ve çözüm üretilir. Varsa bir hata gerçekten dönülür. Hatadan dönmek de büyük bir üstünlüktür, şereftir. Bu meselelerin bu şekilde halledilmesi bizim camia olarak, camiadaki hoca kardeşlerimize müşaviremizin neticesidir. İnşallah konular bu şekilde bundan sonra halledilir. Allah hepinizden razı olsun.